çocukluk çağı Hı. cinsel travmalarının çocukluk, ergenlik ve sonrasında yetişkinliğe yansımalarında nelerle karşılaşıyoruz? Ne gibi sorunlarla? Çocukluk çağı travmaları ile ilgili şöyle ilk önce kısaca bir verilerden bahsedeyim. Tabii. 5 kadından birinin ve 10 erkekten ya da 11 erkekten birinin 18 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığı kaydedilmiş. Çocukluk çağı cinsel travmaları aslında biraz önce de bahsettiğim gibi kişinin ilişki kurma kapasitesini oldukça etkileyen durumlar. Ensest özellikle aile içi bir sır olarak görüldüğü için kişiyi yalnızlaştıran, kişiyi başkalarıyla güvenli ilişki kurma kapasitesini zorlaştıran bir durum. Birçok gencin, genç kızın tecavüz sonucu gebe kaldığını ancak hastaneye gittiğinde cinsel istismara uğradığını ancak gebe kaldığında anlaşılabiliyor bir yandan da. Ve sadece onda biri bildirimde bulunabiliyor bu kişilerin. Ve çoğunlukla tabii biz yıllar sonra terapi odasında, terapi odalarında hatta yani ilk seanslarda değil, çoğunlukla daha ileri seanslarda kişilerin bize bunlardan bahsettiğini görüyoruz. Aslında daha önce bahsettiğim gibi yani bu karmaşık travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili belirtiler. Yine bir takım bedensel yakınmalar. Hatta yani birçok tanı almış ama tam kökeni anlaşılamayan bedensel yakınmalarla başvuran birçok kadının aslında cinsel travma geçmişi olabildiğini görebiliyoruz. Şimdi yani çocukluk çağı travmaları kişiler kendilerini savunamayacak durumda oldukları için bir takım yöntemlerle aslında ruhsal savunmalarla kişiler bununla baş etmeye çalışıyor. Çünkü hem bedensel hem de ruhsal olarak hayatta kalmaya çalışıyorlar aslında. Biraz kimi zaman yok sayarak, hatırlamayarak, bastırarak, inkar ederek ya da başka belirtilerle açığa vurabiliyorlar cinsel travmayı. Ve bu travma açığa çıktığında yani terapi odasında ya da bir en yakınına bahsettiğinde kişiler bunu tekrardan şok, öfke, isyan, keder ve yas gibi bir takım süreçler, duygusal süreçler izleyebiliyor. Çoğunlukla suçluluk duyabiliyorlar yaşamları boyunca. Hatta bazen hiç açıklamaya gidiyorlar. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim.